Bu ülkede insanlar bizi izleyenler 84 veya 85 milyonun önemli çoğunluğu 14-15 milyonu kenara koyarsan bu masada olanlar bunun içinde değil. Ben size söyleyeyim. Eğer o insanlar bu süreçten, bu ulufelerden karnı doyurması için sosyal yardımlardan mutlu, yarınlarını düşünmüyorlarsa onların çocukları da parası olanlar gibi eşit şartlarda okuyup Aziz Sancar, Selçuk Bayraktar, efendim işte bizim anlı şanlı bildiğimiz entelektüel kimliklerden olamayacaksa, Cumhuriyet'in varlık Hı, sebebi de, olan diye bu husus de, de, de. tartışma konusu yapılamaz mı? Şu anda eğer ekonomiyi açtıysanız bakın ekonomi modeli başarılı oldu mu? Kesinlikle başarısız. Te, hocam Bana de, başarılı olduğunu söyleyebilmenin yegane yolu, sokaktaki bunu hisseden, enflasyonu hissedenin demesi lazım ki, Evet başarılı oldu. Ben bundan bir yıl önce aldığımı bugün tekrar aynı fiyatlarla almaya devam edebiliyorum. Bugün herkes belli kesim hariç yani o boğazda altı bin liraya 10 bin liraya bir gecede parayı ezip kazanıp da harcayanlar hariç şu anda bizim bu ülkede vatandaşın çoğunluğunun bu ülkede bulunan yabancılardan da daha kötü sıkıntı çektiğini görüyoruz. Hocam teşekkür ederim. Hacı. Yeni konuyla devam edelim ama bunda da ekleyeyim istersen. bununla ekle hayır. Bununla ekle devam edelim. Yani ben kasti olarak fiyatlarda vermiyorum. Çünkü polemik konusu vatandaş biliyor Yok, ya. Vatandaş ben domatesi ben de, de biliyor, salçayı evet, da biliyor, bulguru da bulgur biliyor, buyur. pirinci de biliyor. Onlara, onlara biz bir şey, e litre hocam, sütün dakika fiyatını dakika da biliyor. Günden bir yıl önce Haca. Aldığını Haca. Biliyor, neye aldığını biliyor, şimdi neye aldığını biliyor. Farkında her şeyi. Fatlıyor. 20 dakika. Farkında Haca, her şey. Ha siz Ma masa da eleştiriliyor. Seçim kazanıyoruz. Kazan. Evet, evet, tamam, sürekli, tamam, tamam. sürekli, sürekli veriyorsunuz. Doğru Ama muhalefette de, muhalefet de buna karşı hala ekonomistlerini ortaya çıkarıp da onları konuşturmak yerine anayasa peşinde koşuyorsa evet, onlara yazıklar efendim. olsun. Ben bir şey Peki. demiyorum. Hacı gelen mesajları da okuyordum ya bir tanesini daha okuyup sana öyle pas atayım. Hep bir mesajı bana okuyorsun Erdoğan Aktaş. ben de şu Hacı'ya şunu, Hacı şunu oku. Ben de Hacı'ya şunu oku. O, şaka, şu o kısım şaka. Şu zincir marketler şaka. zincir marketlerden hükümete enflasyon yanıtı bugünkü Şimdi değil. Ben başlayayım. bugünkü değil. Erdoğan Aktaş Bakın şunu söylüyor. Diyor hocam ki, anlatacaklarım var. Rica. Asgari ücretin İstiyorsan ve EYT'nin yükünü de kime edebilirim. yükleyeceksiniz? Karşılığında bak, bize ne vereceksiniz? Ben tamam, söylemiyorum konuşurum. bak. Tamam. Ben söyle onu sor. Biraz sonra sor. tekrar geleceğim. Tamam. Buyur. Hacı Yakışıklı şunu söyle. 2 Haziran 2021 benzin 7.86 motorun 7.36 bir depo 45 litrelik depo benzin 353,70 lira motorun 331,20 lira. Ve şu anda 2 Haziran, ucuzladı. Ucuzladı şu anda dünyada petrol fiyatları ucuzladı. İyi. Biraz, 3, 2 Haziran 2022 bir yıl sonra %340 aradaki fark. Ee, izleyiciler de işte yayına sosyal medya marifetiyle katılıyor. Bu evet. tip yorumları da okuyorum. devam Erdoğan Aktaş şu var. En başından beri söylediğimiz hepimiz sokakta yaşıyoruz. Hepimiz Manava'da gidiyoruz. Kasaba'da gidiyoruz. Yani benzin fiyatları şu anda geçen seneye göre çok düşük dersen kim inanır? Her şey ortada. Bunları tane tane konuşabiliriz. Markete girip peynirin fiyatını, zeytinin fiyatını, domatesin fiyatını tek tek çıkardığınızda ben açık ve net şunu söylüyorum zaten. Geçen sene gidip de aynı paraya dört tane poşet alan vatandaş bu sene gittiği zaman iki poşet alabiliyor. Yani elindeki poşet sayısının azaldığı bir gerçek. Fakat şu gerçeği de söylemeniz gerekiyor. Bunun lokal bir ekonomik düşüklük olduğunu sokağa çıkan vatandaş efendim kim yapacak, kim düzeltecek bunu dediğiniz zaman farklı cevaplar veriyor. Şu anda tamam, ekonomi parametrelerini ben tek yönlü değerlendirmiyorum. Market fiyatlarının, benzin fiyatlarının yüksek olduğu, bunun bir problem olduğu, bunun düzeltilmesi gerektiği bu çağrıları defalarca yapıyoruz zaten. Fakat ekonomiyi siz sadece o parametreden hesapladığınız zaman yanılırsınız. Alım gücünün 2002'de 117 dolar olduğu bir gerçek. 2002'de Türkiye'de alım gücü 117 dolar. Bugün Türkiye'de alım gücü 300 dolar. Bunu görüyorsunuz. Zaten hükümetin hedefi bu 300 doları giderek yukarıya çıkarmak. 380 dolar seviyelerindeydi. Bu olan bir şey. Bunun yanında sosyal yardımlar Avrupa'da olduğu zaman sosyal devlet diyorsunuz. Aynı yardımlar Türkiye'de olduğu zaman fakirleşme diyorsunuz. Ya şu ikilemden bir kurtulun. Yani sosyal yardımlar fakirleşme mi? Devlet vermesin mi o zaman sosyal yardımı? Hiç dokunmasın mı? Etmesin mi? Baktığımızda. Bankaların zenginleşmesine biz sevinebilir miyiz? yani bankalar zenginleşti faizle paraları aldı götürdüler yaşa... peki bu sistem zaten Türkiye'yi zehirleyen sistem değil mi onu kim icat etti peki bankaları 2002 yılında faizden kaçalım etti. dedik faiz bankalar daha kötü faiz ödüyoruz Türkiye'de bankalar Bak, önce 2002'den, faiz önce, de faiz var Türkiye'de 2002'den önce de var mıydı Türkiye'de faizler 2002'den önce de var mıydı bunlar bir sürü zarar etmiyorlar mıydı bankaların içi boşaltılmıştı bakın sorun şu şu anda bankaların içi boşaltılmıyor devlet bankaların içi boşaltılmıyor fakat bir faiz sorunu Türkiye'de var. Sorun mükemmeldir, hiçbir sorun yoktur derseniz zaten yanılırsınız. Şimdi efendim zenginlerin ya, faiz hükümeti... Faiz sorununu icat eden kim? Şunu söyleyeceğim. Şimdi Yurt dışından büyüde dolar alan kim? Bu hükümet zenginlerin hükümeti olsaydı, emeklilikte yaşa takılanlar noktasında, ekran başındakiler bizi izliyor ve merak ediyor, faydalanacak mıyım diyor. Eylül'den önce başlayan, Eylül 99'dan bunlar önce başlayan... Bunlar geçici çözümler. Bir de şunu Bak, söyleyeyim, ara acele etmesinler. Şimdi bana çok soruyorlar yolda. Ya ben yaşa takılıyorum. Asker boşlanması yapayım mı? İşte e, boşlanmamı yapayım Acele etmeyin. Çünkü bu yasa çıktığı zaman çıktı yararlandın yararlandın. Yararlanamadın hiçbir şey yok. Yasası değil bu. Çıktığı zaman bir ay sonra yararlanırsın. Üç ay sonra yararlanırsın. bir yani geçiş süreci Acele olacak. etmeyin. Yani önce bir yasa çıksın. Boşlanma mı yapacaksınız? Farklı bir şey mi yapacaksınız? Ondan sonra. Ben şimdi Ersan Şen zenginlerin hükümeti diyor ama. Evet. Ben Evet zenginlerin kazandığı doğrudur. Ya zengin, evet daha fazla zengin de oldu, daha fazla zengin oldu, şımardı bazıları da. Hepimiz Bravo. biliyoruz. Bravo. Zenginleştiniz, bu hükümet döneminde zenginleştiniz, zengindiniz, daha zengin oldunuz. Ondan sonra çıktınız bir ahlaksızlar demeye başladınız. Bravo. O yüzden itiraz ediyoruz. Zenginin daha çok zenginleşti ortada. Ama bu hükümet döneminde ihracat arttı, fabrikatörler zenginleşti, milyonerler arttı. Ama hükümet sadece onlara çalışmıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar yasasından faydalanacak 1.6 milyon insanın hepsi zengin değil. Çoğunluğu asgari ücretle geçinen, marangozhanede çalışmış, emeğiyle geçinmiş insanlar. Sanayide çalışmış. Çeşitli yerlerde sekreterya düzeyinde çalışmış, emeğiyle geçinen insanlar. Bunlar hükümet eğer zenginin yanında olsaydı EYT'yi çıkarmazdı. Peki Zenginin yani yanında dediğiniz hükümet. EYT'yi niye çıkarıyor? Hacı seçim geçen dönemde dedi ki i̇şte şöyle, asla dedi, kabul dediğin, etmiyorum dediğini. ve benden Ersan geçmez Şen'in Sayın Cumhurbaşkanı. Aynısını. Çünkü niye seçim sıkıntısı zaman, var. Hocam, o kadar seçim değil. Bunun maliyeti kaynağı sorun. Ben Bak biraz önce ben biraz şey ben önce onu söyledim. Karşı olan bir insan. Asgari ücretin artırılır tamam. EYT düzenlenir tamam. Bunun maliyetini EYT'ye ben karşıydım. EYT'de hatta FETÖ de devreye girdi çok kaşıdı bu işi. Bunun da yazısını yazdım. Bana da çok tepki gösterdiler. Ben karşıydım fakat dedim ki pandemi dönemi oldu. İnsanlar bir sürü sıkıntı çekti. 17 gün dükkanı kapandı.